Muhterem Müslümanlar, irşad ve tebliğin tekniğine dair bir kısım meseleleri bir evvelki hafta arz ettim. Hak ve hakikate tercüman olmak isteyen her fert, şu hususlara, benzeri hususlara riayet ettiği takdirde, şeriat-ı fıtriyede yapması gereken şeyleri yapmış, binaenaleyh tesir etmesi için lazım gelen şartlarla hazırlanmış demektir. Bunun ötesinde hüsnü kabule mazhar etmek, hidayeti gönüllerde yaratmak Allah'a ait bir keyfiyettir. Her mürşit ve mübelli kendisine ait vazifeyi yapıp, neticesini Allah'tan beklemekle mükelleftir. Kendisine ait vazifeyi yapmayan bir insan miskinlik yapmış, tembellik yapmış demektir. Kendisine ait vazifeyi yaptın, yapmasın Allah'a ait vazifeye karışan bir insan suyu edepte bulunmuş, Allah'a karşı saygısızlık etmiş olur. Bu iki hususu birbirine karıştırmadan, bir tek ferde bir tek hakikati anlatan insandan, hayatı boyunca anlatmayı şiar edilmiş insana kadar, herkes katiyen bilmelidir ki, bir hakikati anlatacağı zaman o hakikati anlatmak için gerekli olan şartlara haiz olması lazım. Yoksa aksın amele sebebiyet vermiş olur, reaksiyona sebebiyet vermiş olur, din ve diyanet adına antipati uyarmaya sebebiyet vermiş olur. Bunun ötesindeki durum ise onun ihlasıyla, samimiyetiyle, Allah'la kulluk açısından münasebetiyle alakalı bir husustur. Rabbisinin yaratmasına karışmayacak, takdirine karşı saygılı olacak, kazalarına karşı hürmetli olacak, Rabbinden gelen her şeye temenna çekecek, iki büklüm olacak. Ama bu insan aynı zamanda vazifesini de yapmış olacak. İrşad ve tebliğ basit bir vazife değildir. Olmadığını size daha evvelki derslerde arz ettim. Zira bu kutsi vazife sıradan insanlara tevdi edilmemiş. Peygamberlere tevdi edilmiş. Bu teklif onlara götürülmüştür. Ismarlama insanların işidir bu iş. Bu iş mektepte okumakta da olmaz. Fakülte bitirmekle de olmaz. Diyanet adına akademi tahsil yapmakla da olmaz. Bir yönüyle fıtrat işim. Bir yönüyle mevhibe-i ilahi işi, teyidat-ı sübhaniye işim. Bir yönüyle samimiyet işim. Bir yönüyle de bu meseleyi dert edinme işim. Bu işin hastası olması işim. Musiki şinasın musikiye hayran ve aşık olması gibi. Sporcunun spora gönül kaptırması, aşık olması gibi. Başkalarının başka şeyler karşısında serfuru edip aşık olmaları gibi. Birinin derdi de budur. Hak ve hakikate tercüman olma anlatmam. İçten bunu dert yaparsa bir insan, Cenab-ı Hak ona çok muğlak, çok mutil şeyleri çözer. Yolunu aydınlatır, hizmet etme imkanını bahşeder. Bu düsturlardan bir evvelki derste, bu meselede ısrar üzerinde durdum. İrşad ve tebliğ ısrar isteyen bir husustur. Bir, beş, on, yüz bin demeden, durmadan hak ve hakikati anlatmam. Bir, beş, on, yirmi defa kapıdan kovulduktan sonra yine gidip anlatmam. Bir, beş, on yeri, yüz yeri, bin yeri değerlendirip, Rabbinin adının orada mevce mevce dalgalanmasına vesile olma, sebebiyet vermem. Burada bir köşe başını değerlendirmem. Burada bir kahveyi bu işe sahne yapmam. İmkan el verirse sinemayı bu mevzuda bir dil ve dal haline getirmem. Devletin, hükümetin, milletin isteyerek veya istemeyerek müminler için hazırladığı imkanları değerlendirmem. İman ve Kur'an'a hizmet etme imkanı için bize tevdi edilmiş İmam Hatip mekteplerini değerlendirmem. Yüksek İslam enstitülerini değerlendirmem. Daha âli yüksek mektepleri, dini tahsil yaptırtan yüksek mektepleri değerlendirmem. Ve buralarda fire verdirmeden, girişi ve çıkışı birbirine denk, girdiği gibi sağlam çıkabilecek bir nesil yetiştirip, irşad ve tebliğ adına milletin içine salmam. Ehli irşadın, ehli tebliğin vazifesim. Sadece bu iş üzerinde durma ama ısrarla durmam. Israr üzerinde durdum. Seyyidine Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene ısrarına dikkatinizi çektim. Vadi vadi dolaşan Hazreti İbrahim'in ısrarına dikkatinizi çektim.
İsrail oğullarının ölüm tehdidi karşısında yine İsrail nebilerinin bu mevzudaki ısrarına dikkatinizi çektim. Seyyidin Hazreti Mesih kapısının önünde ölüm, cellat elinde bir satır haline gelmiş olmasına rağmen, kendisi için dışta çarmı hazırlanmış olmasına rağmen, dar ağacı hazırlanmış olmasına rağmen, yine son sözlerini söylemeyi bir fırsat bilmesine dikkatinizi de çekmiş olayım. Dışarıda entrikalar çevriliyor. Ölüm canavar gibi ağzını açmış onu bekliyor. Daha söylenecek bir iki sözüm var, onları da söyleyeyim. Vazifemi yapmış olayım diyor. Resul-i Ekrem ecel göksünün üstüne binmiş. Kemiklerini çatır çatır çatırdatıyor. Benim size diyeceğim şeyler var. Size iki şey bırakıyorum. Kitabım ve sünnetim. Nevacizinizle sımsıkı tutunun. Ona temessük ederseniz dalalete gitmezsiniz. Bırakırsanız mahvolursunuz. Son sözlerini söylüyor. Fırsat değerlendirmem. Bir soluğun var senin. Bu soluğu en iktisadi şekilde, azami tasarruf prensibi açısından kullanmayı düşünüyorsun. Sen onunla gönlünden bir tanesini Allah dedirtmeye sarf edeceksin. Israr, vefat edeceğin ana kadar en birinci işin bu ve bunda ısrar edeceksin. Arz ettim bunu. Şeriatı fıtriye ve ayatı tekviniyeye göre telkinin yapılması. İnsanın insan olduğu nazar itibara alınması. Biz insanın şehevi duyguları olan, garizi hisleri olan, aklı olan, hayvani yönü bulunan ve fakat melek olmaya da müheyya bulunan bir varlık olarak nazar itibarı almam. Ondaki potansiyeli kanalize etme, değerlendirme mecburiyetindeyiz. İnsanın fıtratının ters istikametinde bir yokuşa doğru zorladığın zaman onda reaksiyonlar göreceksin. Binaenaleyh dünyayı terk et, sevme demeyeceksin. Ona karşı adalet duy demeyeceksin. Belki bu dünya ile ukvayı kazanma imkanı da vardır. Belki bu gençlikle ebedi gençliği kazanma imkanı da vardır. Belki bu zeka ile hakikaten en büyük zekilere top attıracak, bağışlayın avamca ifade oldum. Şekilde kullanma yolu da vardır. Binaenaleyh Allah'ın onun mahiyetine koyduğu bütün istidat ve kabiliyetlerim. En verimli şekilde kullanma yolunu göstereceksin. Daha çeşitli depresyonlara maruz kalmasın. İçindeki enerjiyi müsbet kullansın. Sevgiyle sevilmesi gerekeni sevsin. Ebediyet arzusuyla ebedi cennete meyletsin. İnat duygusuyla hakta sebat etsin, dönmem desin. Ve şeriattaki esrarengiz şeyleri tefahüs ve tecessüs maksadıyla içine girip araştırma duygusuyla araştırma hissinim. Tefekkür yönünem, hayatı tekviniyeyi kurcalamasınam, varı gibi çiçeklere konup oradan marifet hüzmeleriyle dönmeye sarf etmesini temin etmek lazım. Daha araştırdıkça aşkı şevk atsın, aşkı şevki arttıkça yeniden araştırmalara sardırsın, sardırdıkça yeni şeyler keşfedilsin ve keşfedilen her şey içine yeni yeni marifet sayfaları ve kitapları getirsin. Duygu, kabiliyet ve istidatları mürşit ve mübelli yerinde kullanacak. Onun için kumar oynayan insana kumar oynamam. İçki içen insana içki içmem. Zinaya iptilası olana etme demek sözü çok kar etmez. Belki aleyhissalatü vesselamın bu mevzudaki beyanına bakarak herhangi birini sahih hadisem, çarşıda pazarda dikkatini çekecek, beşeri duygularını tehyic ve tahrik edecek bir kadın gördüğü zaman derhal evine dönsün, aynı cinsten evinde de hayat arkadaşı vardır. İşte ölçü bu. Şayet bir insanın kendisini boğabilecek beşeri garizesi, hayvani hisleri varsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "En-nikâhü sünneti, femen râgibe en sünneti feleyse minni." Nikah benim sünnetim, yolumdur. Nikah yolunu intihap eden benim yolumu tutmuş olur. Benim yolundan yüz çeviren benden yüz çevirmiş olur. İnsanı fenaya götürecek, onu azgın ve taşkın kılacak bir hadise karşısında Resul-i Ekrem'in sana gönderdiği mesaj, o yolla hareket edecek ve kurtuluşa erecektir. İşte her şey bunun gibi. Senin tabiatın nazar itibarı alınmış. Hristiyanlık gibi sen her şeyinle terk edilmemişsin. Müslümanlık seni bütün olarak ele almış. Sendeki her şeyi ebedi hayatın, dünyevi saadetin,
cennet, likan ve Resul-i Ekrem'in şefaatine mazhariyetin gibi sallallahu aleyhi ve sellem yönlerde ve yollarda değerlendirmiş, değerlendiriyor. Mürşit değerlendirecek, cemaat öyle seslenecek. Bu cemaatin büyük bir kısmını, %80'ini hak ve hakikati anlatmaya teşne bulduğum için bu arz ettiğim şeyler onların vazifesi sayıyor ve ısrarla üzerinde duruyorum. Son bir hususa da yine dikkati çekmiştim bir evvelki derste. O da hiçbir devirde hak ve hakikatin gönüllerde mahkes bulması, çekilmesi gereken çile çekilmeden o yerleşmemiş ve istikrar kazanmamıştır. En büyük mürşitler, nebiler tekme tokat yemeden, hakarete maruz kalmadan, hak bildikleri dava uğrunda ölmeden, ölümü göze almadan hiçbir hakikati başkalarına kabul ettirememişlerdir. Ne nebi ne de nebinin arkasından gelen gerçek mürşit ve mübelliler işin sancısını çekmeden, yarın ne olacak demeden ve senelerce 3-5 adamı başlarında toplayıp onlara bir şey anlatma gibi çok sabır, ciddiyet, hassasiyet ve meseleyi kavrama isteyen hususlardan tahallük göstermeden hiçbir şey olmamıştır. Ve Allah peygamberleri için değiştirmediği şeriat-ı fıtriyeyi kıyamete kadar kimse için değiştirmeyecektir. Binaenaleyh Müslümanlık adına herhangi bir tekevvüm bekleyenler eğer çileleri varsa olacaktır, zindanları varsa olacaktır, ölüm birkaç defa kapılarının önünde kol gezmişsem, hayat istihkar edilmişsem, mal, makam, mansıp terk edilmişse uğurda gelecektir. Yoksa şimdiye kadar merdivenin ilk basamağından son basamağını hemen atlamak isteyen hiç kimseyem. Böyle tepeden lütfu ilahi gelmemiş. Hiçbir zaman İslam tabiri digerle nevzuhur meydana gelmemiştir. O bir kış görmüşlüğün, bir tipiye fırtınaya maruz kalmışlığın, bir donun ve buzun neticesinde bütün bunların çözülmesini müteakip gelen bir bahar gibi gelmiştir. Eğer bir nesil kışını yaşamışsam, fırtınaya maruz kalmışsam, tipide donacak hale gelmişsem, ufku, dima adına düşünce ufkum, kalbi hayatı, kalbi ufkum, birkaç defa buzlaşmışsa, cumudete maruz kalmışsam, bu donmanın ve buzlaşmanın bir baharı olacaktır. Bu gecenin bir naharı olacaktır. Bu soğuğun ve şiddetin bir güneşi olacaktır. Bu kaya kaya parçaların bir de çözüleceği an ve nevbahar durumu olacaktır. Çile üzerinde de ısrarla durdum. Aleyhissalatu vesselamın yumruklanmasına, Ebu Bekir'in radıyallahu anh tekmeler altında kalmasına, Hazreti Ömer'in her gün sopa yemesine ve ashab-ı kiramın cendereden cendereye girmesine ve bütün bunları yaparken de vazife-i ilahiyeye karışmama gibi bir hassasiyet izhar etmelerine. Bize sahnede bir vazife verildi. Vazifemiz şundan ibarettir diye tayin ve tespit yapıldı. Ve dendi ki siz oyununuzu oynayın. Ben de bana düşeni yapacağım. Zaten Rab her yerde her zaman aynı şeyi yapar. Birine bir vazife tahmil eder. O vazife kendisine verilen tarafından bütün şartlarına riayet edilerek yapılırsa o da kendisine düşen şeyi yapacaktır. Dünya da böyledir, ukva da böyledir. Bugün arz edeceğim şeyler bir bakıma umumu bir fihrist mahiyetinde aksettirici, arz edici mahiyette olacak. Bir yönüyle de yeniden bazı meselelere dikkatinizi istirham etmiş olacağım. Ve bu dersi de bitirince üç kaideli arz etmeyi düşündüğüm mevzulardan üçünden bir tanesini bitirmiş oluyorum. Ötesinde cihat, cihadın mütemmimi, fedakarlık ve şehitlik gibi şey ve sonra onun ötesinde de müeyyidatın diğer bölümü Kitab-ı Rakaik'te bize anlatılan ukba hissi, haşır ve neşir hissi. Herkes nefsimle beraber katiyen bilmelidir ki 20. asırda ciddi ve büyük bir ehemmiyet kazanan irşat ve tebliğ vazifesi peygamber vazifesidir. Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar Enbiya-i İzam'ın davetlerine ve davalarına kulak verdiğiniz zaman bugün sizden istenen aynı şey olduğunu göreceksiniz.
Hazreti Nuh kendi durumunu anlatırken, toparlayıp okuyabilirsem. Rabbi inni da'utu kavmi leylan ve nahara. Gece ve gündüz kendi cemaatimi hak ve hakikata davet ettim. Bir başka ayette ve cealtu lehum israran. Sonra gizli olarak telkinde bulundum. Bütün bir hayat boyu telkinde bulundum. Ta istiğfar etsinler. Gaffar olan Hazreti Allah'ı gösterdim, ta ona teveccüh etsinler. Bakıyoruz aradan az bir zaman geçiyor. Hazreti Hud aleyhisselam aynı dava ile aynı davetle ortaya çıkıyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da şöyle buyuruyor. وَاِلَا عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اَبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرٌ Ad kavmine de Hud peygamberi gönderdik. Ve o aynı davet, aynı dava ile ortaya çıktım. Dedi ki ey cemaat, Allah'tan başka mabudu mutlak yoktur. Siz gelin Allah'a kul olun. Onun karşısında iki büklüm, inkiyat içinde bulunun. Az bir zaman geçiyor, Semud kavmine gönderilen Hazreti Salih'in dilinde aynı şeyi görüyoruz. Ve ila Semud'a kavm salihem. Kale ya kavmi abudullaha. Söz değişmiş değildir. Kale ya kavmi abudullaha ma lekum min ilahin gayrum. Semud'a da Salih'i gönderdik. Dağları delen o cemaatim. Allah tanımayan, peygamber bilmeyen o cemaatim. Mucize karşısında dahi ürpermeyen, titremeyen o cemaatim. Nebiye isyanı şiar edinmiş o cemaate Salih'i gönderdik. Fakat netice değişmedi. Küfür, dalalet ve tuğyanlarında devam ettiler. Ve az bir zaman sonra Medyen'e gönderdiği peygamberi ve ila Medyen'e ahahum Şuayb'a. قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِمْ غَيْرُ İşte Şuayb aleyhisselama kadar görüyoruz ki dava ve davet değişmeden devam ediyor. İrşat ve tebliğ, gönüllere Allah'ı duyurma peygamberin vazifesi. Peygamberin daveti ve peygamberin davasıdır. Bu vazifeyi yapan herkes bu noktada Nebi'ye iştirak etmiş olacaktır. Nebi ile beraber aynı sofraya oturacak. Aynı turfanda ziyafet sofrasından, turfanda nimetlerle donatılmış ziyafet sofrasından istifade edecektir. Efendimiz'e kadar da sallallahu aleyhi ve sellem aynı keyfiyette devam ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme mesele intikal edince onda değişik bu utları alıyor. Tamamen meselenin bir insanlık meselesi hüviyetinde zuhur ettiğine şahit oluyoruz. Evvela insanın insanlığa karşı bir vazifesi, hak ve hakikati anlatması. Saniyen bir kısım inhiraflar karşısında müminin mümine karşı bu vazifeyi anlatması, mümin kardeşliğinin icabıdır. Müminlere karşı dost iseniz, şu vatan evladına karşı dost iseniz, bu dostluğun emaresi olarak Kur'an'ın getirdiği bir husus var. El-mü'minûne vel-mü'minât bazıhum evliyâ-u bâh ye'murûne bil-mağruf ve yenhevne anil-munkar. Mü'min bazısı bazısına dosttur. Dostluğun alameti, emaresi, nişanı şudur. Mağruf emreder, münkerden nehyederler. Doğruyu anlatırlar, fenalıktan sakınmalarını temin ederler. Mü'minlik alametidir. Mü'min, mü'min kardeşine karşı bununla insanlık vazifesini yapmış olacak. Vazifeyi yaparken basiretle mü'min kardeşini ve insan kardeşini davaya davet edecek, basiretle yapacak. Başta bu vazifeyi basiretle Nebi yapmış. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنْ اِتَّبِعَن۪ي Habib-i Zişan'ım de ki, اَدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّي قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ Bu benim yolumdur. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ Ben Allah'a basiret üzere şuurlu olarak davet ediyorum. Yenilerin ifadesiyle meselenin bilinciyle davet ediyorum. Bu işi bilerek nigahban olarak davet ediyorum. Neye davet ettiğimi biliyorum evvela. Ben Allah'a davet ediyorum. Bundan daha kutsi bir davet yoktur. Ve bu işin istediği ihtimamı da biliyorum. Bu hususta ne kadar yumuşamak, ne kadar hassasiyet kazanmak, ne kadar incelmek lazım geliyor onu da biliyorum. Ona da basiretim var. Onu da idrak etmiş bulunuyorum.
Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti, davası, Müslümanlara hak ve hakikata çağrısı bu istikametten. Mümin bunu yapacak basiret üzerine. Dikkat buyurun. Bir hususa intikal etmek için bağlıyorum bunu. Basiret üzerine yapacak. Sağda solda gelişi güzel, hak ve hakikat adına söylenen sözlere biz basiretle yapılmış bir emrin bil maruf nehy anil münker nazarıyla bakmıyoruz. Sağda solda irşad adına millete anlatılan şeylere şayet büyük dava azametine uygun kavranmamıştım. Ve bu büyük davanın davetçisiyim, duatım. Bu meseleyi, bu meselenin istediği şartlarla idrak etmemiştim. Bu davet basiretli bir davet değildir. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلَ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنْ اِتَّبِعَنِ Ben ve bana tabi olanlar, davet ettiğimiz davam, büyük dava, büyük hakikat, evvela bir basiret istemekten ve çözümü basirete vabestedir. İşin içine şuurla girilmişse mesele halledilecektir, girilmemişse halledilmeyecektir. Evvela binaenaleyh herkes bilmelidir ki, bu mevzuda vazife alan herkes insanları Allah'a çağırıyor. Davet Allah'adır. Ali'nin velinin velimesine düğün yemeğine değil, parlamentoya değil, göklerde saltanat kurmaya değil, hatta cennete de değil, Allah'a davet ettiğini bilmelidir. Elinde bir davetiye vardır Kur'an-ı Mucizül Beyan. Devrin idrakine göre buna bir renk verir ve bu renkle onu davet edilecek kimselere takdim eder. Yani devrin fünunu müsbetesi adesesiyle bakacak. Fiziğiyle, kimyasıyla, astronomisiyle, içtimaisiyle bakacak. Kur'an-ı Kerim'in devrimizde kendisine ne dediğini kavrayacak. Bir basiret ve şuurun ifadesi olarak büyük hakikate davette bulunacaktır. Binaenaleyh bu mesele bir sistem mevzuu. Anlayışa dayalı, idraka dayalı bir sistem mevzudur. Onun için bir kısım tefsirciler şu ayetten sistemi anlamışlar. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İçinizde bir ümmet, bir millet, bir cemaat daima hayra ve marufa emretmede devam etsin. Münkerden nehyetmede devam etsin. Bir ümmet, bir cemaat. Razi ve İbn Kesir bundan organize anlıyorlar. Diyorlar ki toplu olarak, sistematik olarak bir cemaat ve bir topluluk hususi mahiyette yetiştirilmiş, kadro haline getirilmiş ve bu vazife kendilerine tevdi edilmiş bulunmalıdır. Bunu bir topluluk kendisi için zaruret sayıp ve yapmalıdır. İçinizde bir cemaat bulunacak. Siz bu cemaatin bu vazifeyi yapması için yetiştirilmesi hususunda lazım gelen şeyleri yapacaksınız. Fireler ve döküntüler olacaktır. Fakat yine de siz bir kısım kimselere sahip olacaksınız. Daha doğrusu bu işe elverişli olarak onları yetiştirmeye muvaffak olacaksınız. Bu topluluk cemaatler adına bu vazifeyi yapacaktır. Sistematik olarak olacaktır. Şuurlu veya şuursuz olarak millet kendi dinine hizmet ettirmek için imam hatipleri açmış, enstitüleri açmış, başka yüksek mektepleri açmıştır. Ama bu sistematik acaba bizim arz ettiğimiz istikametten %100 firesiz, narı beyza bir nesil yetiştirmeye mahtuf hizmet yüklenebildi mi? Bunu taştan, topraktan, demirden, tuğladan ibaret olan binalar yapmaz. Bunu Marif-i Müfredat programı da yapmaz. Aslında Marif-i Müfredat programı hiçbir istikamette güzel insan yetiştirmez. Belki o programı güzel kullanabilecek veya onun açığından, eksiğinden, gediğinden istifade ederek doğruyu anlatabilecek gerçek mürşitler, muallimler ve mürebbiler olacaktır. Mektebi mektep yapan muallimdir. Bir mektepte muallim yoksa, kasıklarını tutup sancılanan yoksa, talebenin uyuşukluğu ve miskinliği karşısında rahatsız olan yoksa, o mektepte muallim yok, o mektepte talim de yok demektir. Ve gerçekten bir mektepte hakiki bir muallim var ise şayet, o mektebin bütün talebeleri mürşit ve mübelli olmaya müheyya demektir. Yetişecekler demektir. Binaenaleyh mektebin yanı başında milletimizin, insanımızın en büyük derdi, aşamadığımız en büyük dert, vurup vurup da geriye kayıp gittiğimiz en sarp tepem, muallim mevzudur. Gerçek mürşit mevzudur. Hak ve hakikati
anladığı, anlattığı, duyduğu, duyurmak istediği zaman sancıdan iki büklüm olacak muallim. Başını yere koyduğu zaman kaldırmayı düşünmeyen muallim. Dersi anlatırken dersin içine girişiyle talebeyi de beraber alıp götürüp sürükleyen muallim. Ona feragat ve fedakarlık hissini telkin eden muallim. Köküne nazarını çeviren muallim. Mazisini büyük ve muhteşem gösteren muallim. Geçmişine saygı telkin eden muallim. Ecdadına sövdürecek yolları tıkayan muallim. Yaşamış ve yüce ruhlar olarak semalara pervaz eden bir kısım âli insanlar ruhu ve fikrini onlara telkin eden muallim. Her mektepte bizden bir muallim varsa o mektep bizimdir, yani bu milletindir. Kendi milletini, kendi kökünü, ruh kökünü ona telkin edecek. Mazisinden namat ve iniltilerle gelecek. Talebenin karşısında sancıyla iki büklüm olacak bir muallim varsa o mektep bizimdir. Yoksa sadece taş toprak vardır, demir tuğla vardır, kiremit vardır, sıra vardır, defter vardır, kalem vardır. Devletin imkanları da vardır ama ortada mektep yoktur. Çünkü muallim yoktur. Mektep muallimle kaimdir. Biz kendini tanımış, kendi irfanını ermiş, mazisine saygıyla dolup taşan, yaşadığı günü şartlarıyla bilen, fünun-u müsbeteye vukufun yanı başından, katı bir bağnazlık içinden, küfrün yobazlığını yapmayan, imana karşı da yumuşak olan, daha doğrusu insanlığın üzerinde taşıyan, muallimle mektebin, göklerde melek yetiştiren yüce müesseseler halinde, yüce olacağı kanaatindeyiz. Bize bahşedilen imkanları değerlendirecek. Değerlendirecek, organizeli ve koordineli olarak %100 firesiz bizden insan yetiştirmeye bakacağız. Ben %100 duygu ve düşüncelerimi kendisine intikal ettiremedim. Kendine sahip çıkacak, kendini tanıyacak, kendi irfanıyla hareket edecek. Bir nesil yetiştiremedikten sonra bağışlayın, avamca ifadeyle arz edeyim. Boşuna kürek çekmek istemem. %100 bir nesil yetiştiremeyeceğim yerde durmam. Ve bu imkanlar dünyada dahi elimden alınsa benim, yapacağım şey bir ücra yere kapanmak, el açmak, emanetini al bir hayvan gibi yaşamaktansa böyle yaşamaya lanet derim. Ben bir mektebin içindeysem şayet, orada ben his heyecanımı, aşkımım, vecdimi ve istirakımım, çok ötelerden gelen anlayışımı ve ruhumum, talebeme intikal ettiremedikten sonra, orada ben bir mevcelenme meydana getiremedikten sonra, dış mihrakların tesiriyle azgınlaşan ve taşkınlaşan neslin önüne orada müsbet olarak geçemedikten sonra, benim ne yeryüzünde bulunuşumun hikmeti vardır, ne de o mektepte bulunuşumun hikmeti vardır. Hocalarımızı muhasebeye davet ediyorum. Lisedeki hocalarımızı, her sınıfta, her meslekten hocalarımızı, ortaokullardaki hocalarımızı muhasebeye davet ediyorum. Üniversitedeki hocaları muhasebeye davet ediyorum. Niçin insanımız canavarlaştı? Biz vazife yaptık, öyle mi canavarlaştı, yoksa terk ettik, onun için mi canavar oldum? Nedir Türkiye'yi tehdit eden tehlikem? Nedir devleti boğacak tehlikem? Nedir bütün partilerin bir araya gelmesi çağrısına bahdi olan tehlikem? Nedir ordunun karnında sancı halinde ona ısrar veren tehlikem? Tehlike bir milletin kendi neslinin canavarlaşmasıdır. Durup dururken mi canavar oldu? Hayır, biz ihmal ettik. Ta baştan iptidai mektepten, âli mekteplere kadar, master yapma esnasında ve doktora esnasında biz kendi neslimizi ihmal ettik. Mazimiz ve kökümüz adına ona bir şey anlatmadık. Onu yaşadığı tarihi buğutlarından uzaklaştırdık. Onu askıya aldık, ayakları yukarıda kaldım. Başkaları tarafından sallandırıldım. Başkaları tarafından istenilen hüviyete irca edildim. Ve sonra karşımıza Frankenstein'in hortlakları çıkınca buna çare aramaya başladık. Keşke bu devrede meseleyi kendisi için gerekli olan hassasiyetle ele almasını bilseydik. Heyhat, nerede o basiret, nerede o idrak? Gününü gün etmek isteyen günübirlik meselelerle, siyasi sahada, gayri siyasi sahada bir kısım entelektüel cücelerin arı sesi gibi vızıltısından başka bir şey duyulmamaktan. İhmal edilmiş bir nesil var.
150 senenin terk edilmişliği içinden koka koka, kokuşa kokuşa canavar haline gelmiş bir nesil var. Bu sistem ister sistematik ister. Ve size bilerek bilmeyerek yardım eden güçlü ve kuvvetli ellerin hazırladıkları imkanları değerlendirecek firesiz %100 insan yetiştireceksiniz. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Zaman cemaat zamanıdır. Fert ferdi ferit dahi olsa cemaatin şahsi manevisi karşısında eriyecektir. Bir araya gelecek, himmetlerinizi inzimam ettirecek. Güç birliği, kuvvet birliği, dima birliği, ilim birliği, his birliği, heyecan birliği içinden senelerin ihmali neticesinde yıkılmışlığımıza bir son vereceksiniz. İrşatta mühim bir esas, mühim bir rükün. Cenab-ı Hak bizlere bu vadiden, bütün felaket ve helaketlerden sonra uyanmamız gerektiği noktada basiret ihsan eylesin. Bu daveti ve bu davayı basiretle ele alalım. Zira Allah Habibine basireti telkin ediyor. Habibi de bu meseleyi basiretle şuurlu olarak yaptığını ifade buyuruyor. Basiretlinin yaptığı davaya. Biz basireti, Allah'ın bize ihsan ettiği bütün imkanları yerli yerinde değerlendirmede görüyoruz. Değerlendirmeye muvaffak kılsın. Sırtımızda bir hacalet nişanesi olan varlığı ve cesedi taşımadan bizleri halas eylesin. Basiret ihsan eylesin. Aziz Müslüman, mümin yaşadığı dünyadan muvazene unsuru olmakla mükelleftir. Yer yer bunun üzerinde durdum, ısrarla durdum ve dikkatinizi çektim. Mümin yeryüzünde muvazene unsuru olma, ümmeti vasat olma mecburiyetindedir. Şayet yeryüzünün hakemi müminler değilsem, yeryüzünde çirkin zulümler işlenecek, devletler işgale uğrayacak ve kafirler buna seyirci kalacaklardır. Dünden bugüne Avrupa'da sukut eden devletler vardır. Yıkılan devletler vardır. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, ihtiyarıyla zalim, gaddar ve vahşi tanklara karşı mukavemet etmek isteyen Macarların feryatlarını, Çeklerin feryatlarını daha Balkanlarda adeta husuf olmuş gibi yerin dibine batmalar gibi batıp giden devletlerin iniltilerini, feryatlarını şu anda dahi duyuyor gibiyim. Zira meseleyi bize unutturacak kadar hadiselerin kıtağı uğramadılar. Hadiseler birbirini takip etti Afgan ufkunda vahşet halinde zuhur edeceği ana kadar. Ve bugün yeryüzü yine aynı meseleye seyirci kalmaktadır. Şahane Osmanlı Devleti devrinde böyle olmuyordu meselem. Bir yer haksız işgal edildiği zaman donanmayı Hümayun hemen orada ispat-ı vücut ediyordu. 15 gün geçti. 50 bin, 100 bin insan doğrandı kıtır kıtır. Evler yakıldı, çocuklar feryat etti. Ermeni Taşnaksiyonu'nun mezarimini çok dinledim büyüklerimden. Kadınların memeleri kesildi, çocuklar süngülendi. Zavallı masume kadınların ırzına geçildi kocasının gözünün önünden. Aynı mezalim bütün şenaat ve denaatiyle, medeni beşerin gözünün önünden. Tam meseleyi Fransız İhtilali Kebir'ine bağlayanlar, İnsan hakları diyenler, yer yer büyük laflar atıp tutanlar, meseleye karşı sadece seyircidirler. Yaptıkları hiçbir şey yoktur. Alem-i İslam'a gelince o da kış uykusu içinden. Yattığını döndüre döndüre uful uful uyumaktan, mışıl mışıl uyumaktadır. Müslüman yeryüzünde muvazene unsuru olacaktır. Onun masasında meseleler halledilecektir. Kremlin'de Beyaz Saray, onun masasında birleşecektir. Ona fikir soracak, ona müracaat edeceklerdir. Allah öyle istiyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. İşte böylece ben sizi ümmeti vasat kıldım. İfratlar, tefritler olabilir. Kapitalizm, komünizm olabilir. Kapitalizm, materyalizm olabilir. Ben sizi ümmeti vasat kıldım. Siz muvazene unsurusunuz. Mümin bu ufka koşmak, ulaşmak için çırpınacaktır. Bu mahalle mevkiyi ihraz etmek için çırpınıp duracaktır. Nerede onur, nerede o gurur, nerede bu mevzuda gösterilmesi gereken gayret? 3 asırdan beri uyuyor mağaradan. İslam cemaati, iman cemaati uyuyor 3 asırdan beri. Uyansın istiyoruz uyananlarla beraber.
uyansın ve meseleye sahip çıksın. Muadene unsuru olabilmesi için de neslini yetiştirmesi, kadrosunu yetiştirmesi lazım. Kendisine hasbilik telkin edeceğim. Feragat ruhu telkin edeceğim. Kendisi için yaşamama ruhu ve şuurunu telkin edeceği bir nesli yetiştirme mecburiyetindedir. Maddi refah ve huzurunu unutacak. Bütün saadet ve huzurunu milletinin saadetinde görecek. Vatanının huzurunda görecek. Hasbi bir nesli yetiştirmek icap ediyor. Parlamenterlerinizi onlardan teşkil edeceksiniz. Maaş almadan çalışacaklar. Reisi cumhurunuz maaş almadan çalışacak. Başbakanınız maaş almadan çalışacak. Hasbilerin müessesesi olacak. Raşit halifeler gibi. Ama onları kınamaya lüzum yok. Onlar bizden çıkar. İçtimai yapı neyse kendinden çıkacak kafa odur. Burası bozuksa orada istikamet aramak beyhudedir. Başka heyecan ve telaşa düşmeye lüzum yok. وَلَا تَلُومُونِ وَلُومَ اَنْفُسَكُمْ Şeytan diyor cehennemde. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Siz ne zaman istikamet kazandınız da Allah sizi derbeder ve perişan etti. Hasbi bir nesil yetiştireceksiniz. Milleti için çalışacak. Vefat ettiği an koyacaklar paşanı senin. Teneşire koyacaklar, güzel koyduk ama nereden bulalım buna kefeni? Halid bin Velid öyle gitti. Sa'd ibn Ebi Vakkas öyle gitti. Ebu Beydet ibn-i Cerrah öyle gitti, kefen aradılar bunlar için. Cihanın büyük fatihlerine. Belki Ebu Bekir'e de kefen aradılar, Ömer'e de kefen aradılar. Radiyallahu anhum. Sen bu ruhu telkin edecek ve böyle mükemmel âli bir nesil yetiştireceksin. Dünya karşısında rükû secdesi olmayacak. Serfürüs olmayacak. Soluk soluğa koşacak, ölesiye koşacak. Fakat karşılığında maddi manevi bir şey almayacak. Bunu sistematiğinle yetiştireceksin Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Şu ana kadar olanlar bu şafağın emareleridir. Ümit ediyoruz Cenab-ı Hak ikmal etsin. Bu doğuş, bu tekevvün ve bu oluşu, bu dirilişi ikmal buyursun inşallah. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kendisinden beklenen bu âli, bu yüce şeyi en mükemmel şekilde eda etmiş. En mükemmel şekilde eda etmiş, bir taraftan etrafa mürşitler kadrosunu gönderirken, öbür taraftan da muhasene unsuru olabileceği sitesini bir yerde kurmak için hazırlığa girişmiş. Ve bunun bir yönü de şudur, aleyhissalatu vesselam bir lahta ve bir an dur olmamış bu vazifeden. Hayatı boyunca hak ve hakikati anlatmış, neslinin mükemmel yetişmesine çok dikkat etmiş. Bunu hicretinde de değerlendirmiş, ahirete irtihal vakı olurken de değerlendirmiş. Bu aynı zamanda bir taraftan da Müslümanlığın bütün prensipleriyle yaşanması için sağda solda yaşanabilecek zemin ve vasat aramıştır. Habeşistan'a hicrette biz bu yoklamayı görüyoruz. Taif'e kendisinin bizzat şeref kudum buyurmasında bu yoklamayı görüyoruz. Ve sonra eski adıyla Yesrib'e hicret edip medeniyetin beşiği olan Medine'de bu yoklamayı müşahede ediyoruz. Bir taraftan cemaat bir yere gidecek. Doğrudan doğruya orada kendi ruh dünyasını kuracak ve prensiplerini arızasız yaşayacak. İnsanlığa sulh ve huzur vaat eden prensiplerini arızasız yaşayacak. Fakat bu işler olurken bir taraftan da vazifeden dur olmamıştır. Ne neyi ilham eder bakın. Allah Resulü hicreti seniyelerinde dahi, o en gizli gittiğim yolculuğunda dahi bu vazifeden bir lafta dur olmamıştır. O Mekke-i Mükerreme'den ayrılıp Medine'ye doğru azmirah ettiği esnada arkadan Süraka İbn-i Cuhşum'u göndermişlerdir. Bu çok cesur, çok atılgan zat aleyhissalatu vesselam'ı derdest edip getirecektir. Kötü niyetle geldiği için o celali bir tecelliye mazhar olmuş. Mucizevi olarak orada atı sürçmüş, dizine kadar kuma gömülmüş, hadise birkaç defa tekerrür etmiş, ileride İslam'a büyük hizmeti olabilecek. Ve fakat o gün henüz bakışı bulanık olan Süraka Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan eman almış ayrılmış. O eman almış ayrılmış. Celali tecellidir bu. Sadece ona kendisine dokunulmayacaktım. O da gidecek takibe gelenleri geriye çevirecektim. Biraz ileride bir kısım mazi yazarlarım Cemali Tecelli'ye mazhar Bureyde İbn Hasip'ten bahsediyorlar. O da Resul-i Ekrem'i yakalama sevdasına tutuldu. Ama bir kısım tereddütleri vardı.
Böyle bir şeye teşebbüs etmek iyi bir şey olur muydu, doğru olur muydu? Ve yanına sokulduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın, Hazreti Ebubekir yine endişeliydi. O da Hazreti Büreyde'ye döndü, bir tepeden tırnağa süzdü Efendimiz. Kendisini tanıyorlardı. Yanılmamıştım. Oymayla, kabilesiyle, babasıyla, dedesiyle biliyordu Aleyhisselatü Vesselam bunu. Tırnağa bir süzüp verilmesi gereken şeyi verdikten sonra zayıf dahi olsa bize şunu naklediyorlar. Başından sarığını çözdüm. Sopasının başına bağladı. Atını mahmuzladı, Resul-i Ekrem'in yanına sokuldu. Evet ben de ya Resulallah. Ben de Medine-i Münevvere'ye Sultan-ı Zişan'ım hicret buyururken nasıl bayraktarsız girer oraya bayraktarın olayım diye ben de. O da cemali tecelliye mazhar olmuş. Aleyhissalatu vesselamın içsiz bakışlarıyla İçindeki küfür erimiş ve iman gelmiş hakim olmuştum. Hicret buyururken dahi aleyhissalatü vesselam irşat vazifesini yapıyor, bir an vazifeden dur olmuyor. Kuba'da oturup halkı etrafına topladığı zaman aleyhissalatü vesselam vazife yapıyor. Medine'ye şeref kudum buyurunca vazife yapıyor. Başlattığı bu mukaddes cihat, Allah'ın emriyle sürdürdüğü mukaddes cihat, mukaddes mücadelede hayatının sonuna vefat edeceği ana kadar devam ediyor. Bir taraftan da Medine-i Münevvere'de meselenin temelini atıyor. Ta ümmeti vasat teessüs etsin. Muazene unsuru bir millet meydana gelsin. Yeryüzünde işlenecek bütün zulümlere müdahale etsin. Bütün ceberutlara, işgallere müdahale etsin. Bütün cebbarlıkları ve hotfuruşlukları önlesin. İnsanla insanca yaşama imkan zemin ve vasatını hazırlasın. Ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle de dost ve düşmanın itirafıyla 10 sene gibi kısa bir zamanda aleyhissalatü vesselam Allah'ın inayetiyle ufka ulaşıverdi. Cenab-ı Hak bu kadar inanmış insana, yeryüzünde bu kadar insana sahip olan bizlere bu lütfunu esirgemez, o esirgemesin. Rahmaniyet ve rahimiyetinin muktezası olarak lütfeylesin. Aziz Müslüman, bunları değişik misalleriyle sana intikal ettirmeye ve senin için en mukaddes vazife olan bu vazifeden dur olmaman için söylenmesi gereken şeylere dikkatini çektim ve mehma imkan arz etmeye çalıştım. Tekrar itirafıma lüzum yoktur, bu işin ehli değilim. Ehli gelinceye kadar benim gibiler emsalimle beraber bu işi devam ettireceğiz, öyle anlaşılıyor. Ehli gelince onlara terk-i silah edecek, işi onlara bırakacağız. Ehli değiliz bu işin. Liyakatlıları doğrunun ve gerçeğin hakiki tercümanı olacak ve ölü gönüllerimizi, mürde gönüllerimizi ihya edecekler. Bunu kemal-i samimiyetle intizar ediyorum. Rabbimden bekliyorum. Ama o güne kadar biz anlatacağız. Öyle milletin kaderi sizin talihsizliğiniz. İrşad ve tebliğ vazifesinde bulunan kimsede bulunması gereken hususlardan bir tanesiyim. Bu mevzuda alabildiğine samimiyet ve kemal-i ciddiyettir. Allah'a imanda samimi olmasın, davette samimi olmasın, Resulullah'a bağlılıkta samimi olmasın, küfürden uzaklaşmada samimi olmasın, tekrar ona girmeyi kerih görmede samimi olmasın, insanları hususiyle müminleri sevmeden, vatandaşlarına karşı saygılı olmadan, küfür ve zulüm adına onların yardımına koşmada onları o işten vazgeçirmeden samimi olmalı. Mürşid eğer samimi olamazsan vazife yapamayacaktır. Art fikirleri, siyaseti ve politikası sezildiği, hissedildiği zaman etrafına toplanmış 10 kişi varsa belki kendisinin de kuvve-i maneviyesini alarak gidecek ve dağılacaklardır. Samimi olacak. İmanın tadını iliklerine kadar duyacak şekilde samimi olacak. Selâtun men kunne fî vecede halâvetel imân. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يعود في النار رواه الشيخان. Üç şey vardır ki insanda bulunursa imanın tadını tatmış, imanda kemal ermiş, insanı kamil olmuş,
Allah'la münasebete girmiş, marifet-i ilahi, muhabbet-i ilahiye derken o da zevki ruhaniye inkılap etmiş, dünyadayken cennet zevklerini, hazlarını yaşıyor hale gelmiştir. Kim? En yekûne Allahu ve Rasûlü ve habbe ileyhi mimmâ sivâhumâ. Bu mevzuda samimiyet. Allah ve Resulün her şeyden artık tutmam, her şeyin üstünde sevmem. Bu samimiyet izhar eden insan, dünyada cennet zevklerini yaşıyor gibi olur. İnsanları Allah için sevmem, Allah'ın ibadına hakikati anlatmam, onların cennetten istifade etme yollarını açmam, onların ıstırapların ruhunda yaşamam, onların zevkleriyle mütelezziz olmam. Tüten bacaları karşısında bacasını tütüyor gönme. Sönen ocakları karşısında da ocağına sönmüş nazarıyla bakmam. Onların harabe zarları içinde kendi harabe zarlığını ve hirpaniliğini görme. Onların mamureleri içinde de kendisini mamure görmem. Bu ruh ve bu anlayışa sahip olan imanın tadını tatmış demektir. Yoksa nasipsiz demektir. Tezavven yekrehen yaude fil kufur. Bade izan gadehullah kema yekrehen yaude fil nar. Allah kendisini küfür ve dalaletten kurtardıktan, camiye soktuktan, evini cennet köşesi kıldıktan, oğlunu secde eder hale getirdikten, kızını mesture yaptıktan ve kalplerini İslam heyecanla doldurduktan sonra yeniden küfür ve dalalete dönmeyi yılanın çıyanın yuvasına, cehennem ateşine giriyor gibi kabul ediyorsa imanın tadını tatmış demektir. Bu mesele ise bir temkin, bir tedbir, alabildiğine hassasiyet isteyen bir husustur. Sen kendi kendine dersin ki, ben yuvamın cennet köşesi olmasının bozulmasını asla arzu etmiyorum. Babam mütedeyyin olsun, annem mütedeyyin olsun, çocuklarım musalli ve mütedeyyin olsun, evim huzur içinde bulunsun, dolayısıyla sokağım huzur içinde bulunsun, dolayısıyla benim aile efradım, ahfadım, milletim için huzursuzluk unsuru olmasın, fitne ve fesada sebebiyet vermesin dersin. Böyle düşünürsün. Ama bunun böyle olması istikametinde bir cehdin, bir gayretin yoksa, basiret üzere attığın bir adımın yoksa, herhangi bir hazırlığın yoksa, tedbir ve temkinin yoksa, kontrolün yoksa, sen yeniden küfre dönmeye rıza değilsin. Allah muhafaza buyursun ve binaenaleyh imanın tadını tadamamışsın demektir. Sana bir bal tattırsalar ve tadışını gören kimselerin ona ihtiyacını hissetsen, onların ağzına da birer kaşık çalmayı düşünürsün. Sen kim? Balın ballığını unutturacak, ballar balını Yunus diliyle sana bulduracak, imanı elde edip tattıktan sonra başkalarının tatmasını düşünmüyorsan, istifadelerini düşünmüyorsan, ya çok hotkam, çok benliğine bağlı hotfuruş bir insansın, sadece kendi istifadeni düşünüyorsun veyahut da sabır ve taksime gören, sen imanın tadını tatmamışsın demektir. Sen derken misal olarak arz ediyorum. Eğer bu mevzuda camide birinin misal verilmesi gerekirse nefsimi misal vermem lazım. Sizi tenzih ederim, kusura bakmayın. Binaenaleyh, mürşit ve mübelli her şeyden evvel Allah'la münasebetinde samimi olmalıdır. İnsanlara karşı alakasında samimi olmalıdır. Ve aynı zamanda imanı tatlı, küfrü çirkin görmede de samimi olmalıdır. Bunların hepsi bir kısım emare ister. Şafaklar emarelerle belli olur. Her şey emarelerle bellidir. İmanı tatmanın, imanın zevkine ermenin, neşvesine ermenin emaresi de budur. Sen bunları gösterdiğin zaman bilinecek ve anlaşılacak ki sen imanın zevki ruhanisine ermişsin. Allah seni ve neslimizi bu zevki ruhaniye erdirsin. Muhtaç olduğu bu ruhla onu doyursun inşallah Teala. Aziz Müslüman, bir diğer husus bu samimiyete bağlı olarak. Mevzuun bidayetinde arz ettiğim gibi irşat ve tebliğ yapan, hakkı hakkata tercüman olan, bunun müessesesini kuran, bu mevzuda sefer meşakkatlerini iktiham eden, masrafına katlanarak arabasıyla belde belde dolaşan kimsem, kendisine ait vazifeyi yaptıktan sonra hidayetin yaratılması hususunda taatada müteaddi olmayacak, ilahi sınırları zorlamayacak, Allah'a karşı suiedepte bulunmayacak, kendisini bir vesileden ibaret sayacak. Allah bir yerde Celle Celaluhu
ve inneke le tehdi ila sırat-ı müstakim. Habibi Zişanım, sen sırat-ı müstakime hidayet edersin, yani vesile olursun. Halbuki bir yerde diyor ki inneke la tehdi men ahbab, sen sevdiğine hidayet edemezsin. Demek ki aleyhissalatu vesselamın bir hadi yönü vardır, kader bahsinde arz ettim bunu, iyi hatırlıyorum. Hadi yönü sadece vesilelik, sadece tercüman olma, aklı doyurma, kalbi doyurma, hissi doyurma, bütün letaif insaniyeyi şifa etmem. Açık ve gedik bırakmamam. Ne kafadan gelecek bir itiraz, ne kalpten gelecek bir itiraz, işte bunları bırakmamam. Delilleri eline vermem, bütün şüphelerin ve tereddütlerin başını kırmam. Vesilelikle işte Habibim sen bunu yapacaksın. Ve inneke le tehdi ila sırat-ı müstakim. Muhakkak kasem olsun sen, sırat-ı müstakime böyle âli ve yüce bir vesilesin. Senin zincirinden kopan, sırat-ı müstakime vasıl ve nail olamaz. Senin sefinene binmeyen, sahili selamete çıkamaz. Parola olarak seni ağzında taşımayan, Muhammedur Resulullah demeyen, şu vahşet sahrasının vahşeti içinde gittiği geldiği yerde emniyet bulamaz. Huzura eremez, hüsnü kabul göremez. Bir yerde de ve inneke la tehdi men ahbab, inneke la tehdi men ahbab. Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Sen vazifeni yapacaksın. Zira ve ma alel Resul illel belâg. Peygamber'e tebliğden başka bir vazife yoktur. Ve bizim için ve ma aleyne illel belâg. Bize tebliğden başka bir vazife terettüp etmemektedir. Ve ma aleyne illel belâg. Sadece hak ve hakkata tercüman olma anlatmam. Tekniğine göre anlatmam. Meseleyi müesseseleriyle anlatmam, kâmeti kıymetine uygun anlatma ve ötesine karışmamam. İşte bu edeptir, aksine suyu edep denir, Allah'a karşı saygısızlık denir. Neticeyi şeraiti yerine getirmeden bekleme, şeriat-ı fıtriyedeki ayat-ı tekviniyenin esrarını bilememenin ona karşı cahilliğin ifadesidir. Bir bakıma, değişik bir eda ve hava içinde takdim ettiğim bu şeyler, irşat ve tebliğe dair mevzuları ele aldığımdan bugüne, arz etmeye çalıştığım hususlar üzerine teker teker yeniden basmadan, temas etmeden ve dikkatinizi toplu olarak ona çekmeden ibaret, fihrist mahiyetinde bir takdimdir. Rabbimden ihlas ve samimiyetle söyleyemediğim, söylemeye muvaffak olamadığım bu sözlerim, bundan ötürü kurban olmasından endişe ediyor, korkuyorum, Cenab-ı Hak badava götürmesin, hüsnü kabule mazhar eylesin ve inşallah gönüllerde tesir yaratsın. Bir diğer hususu daha arz edip, inşallah imkan el verirsem, önümüzdeki günlerde işin diğer dılı saydığım, diğer bir ucu sarkıntısı saydığım cihadı arz etmeyi düşünüyorum. Bu da bir cihattı, o ise maddi cihat. Müminin o mevzuda kıvamında olmasın. Müminlerin ne yapmış olduklarım, ne yapılması gerektiği hususuna dikkat çekmiş olacağım. Teberrük ve teyemmünen, müeyyidata dair bir husus olması itibariyle anlatacağım. Kim bilir, belki zaman gelecek inşallahü teala, nefsimle beraber başkalarının da istifadesine medar olacak, arz edeceğim. Şundan dolayı bir kısım tereddütlerle arz ettim. Israrla üzerinde durduğumuz tenvir ve tenevvür keyfiyeti, maddi cihatla telifi nasıl olur, nasıl kabili teliftir, suali varid olabilir. Öyle bir şey düşünmüyoruz, etmiyoruz. Ne gereği vardı bunu anlatmanın? Düşüncesi, istifamı karşısında meseleyi tereddütle arz ettim. Diğer husus şudur, hak ve hakikata tercüman olan fertler, meseleyi aleyhissalatu vesselam havası içinde alabildiğine derin bir refet ve şefkat içinde ele alacaklar. Bu mevzuda kendilerine muhtaç kimselerin, hakikaten her şeyden daha fazla çok ciddi bir şeye muhtaç olmuş kabul edecek ve muhtaç olduğu hususlarda onların imdadına koşacaklardır. اَرْرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنِ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَامِ Merhamet edenlere Allah merhamet eder. Yerde bulunanlara merhamet edin ki semada size, sema sekenesi size, Allah size merhamet etsin. İnsanlara acıyacak, insanların elinden tutacak, doğruyu gösterecek, hakikate gözlerin açılmasını temin edeceksiniz. Küfrün ve maddenin
bakışını bulandırdığı ne kadar gençlik, ne kadar nesil, ne kadar insan varsa, hakikatten bir kısım şu anlarla, lemalarla imdadına koşacaksınız. Düşüncesine istikamet getireceksiniz. Kalbine huzur kazandıracaksınız. Dizine derman ilave edeceksiniz. Merhamet edeceksiniz. Ve bunu size merhamet edilmeye vesile sayacaksınız. Mahşerde iki büklüm olduğum zaman, kaddim bükülüp secdeye düştüğüm zaman, ümitlerim kesildiği an, günahların hacaleti altında mahvolacağıma inandığım zaman, arkadan gelecek bir kısım sesler olacaktır. Diyeceklerdir ki, ya Rabbim, burada adeta mesem hasar olmuş gibiyim. Şu perişan ve sergerdan insan, hak ve hakikati bize anlattım. Biz bundan duyduğumuz şeylerle kendimizi şekillendirdik ve biçimlendirdik. Binaenaleyh biz cennete girmek istemiyoruz. Evvela lütuf buyur, merhamet et, bunu cennete al diyecekler. Ve orada sen merhamet ettiğin insanlar, sana merhamet edecek veya senin için semai merhametin merhamet indirmesine, rahmet indirmesine vesile olacaklardır. Merhamet edeceksin ki merhamete mazhar olasın. Evladına merhamet edeceksin. Nesline merhamet edeceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mazluma, zalime merhamet edeceksiniz buyurduğu zaman sahabi soruyor, mazluma merhamet zalime nasıl olacak? Unsur zalime ve mazlumen. Ona da yardıma davet ediyor. Buyuruyor ki onu zulmünden vazgeçireceksiniz. Bu ona karşı en büyük yardım ve en büyük merhametin ifadesi olacaktır. Binaenaleyh neslimize karşı azgınlığı ve taşkınlığına karşı çıkmak, elinden tutmak, ona kalbe ve ruha istikamet getirecek bir dünyanın yolunu göstermek, inandırmak ve kalbine itminan kazandırmak ona merhamet olacaktır. Milletçe merhamet edilmeyi bekliyorsak milletimize merhamet edeceğiz. Ölürken merhamete mazhar olmayı düşünüyorsak ölü olan insanlara hayat nefretmekle merhamet edeceğiz. Öldükten sonra dirildiğimiz zaman merhamet bekliyorsak, bir kısım nesli ihya etmek, mürde gönüllere Hazreti Muhammed'i duyurmak suretiyle sallallahu aleyhi ve sellem merhamet edeceğiz ki ta semanın sekenesi Allah Celle Celaluhu Enbiya-i İzam bize merhamet etsin. Allah bize merhamet buyursun. Neslimizi ıslah eylesin. Bizi istikamete hidayet eylesin. Bu dersi de bu kadarlıkla bitirmiş olalım. Ben şu hususları vaka düşünüyordum. Mücahid'de ahlak-ı aliye İslami adına bulunması gereken şeyler. Fakat bunu sonra imkan el verirse ayrı bir ahlak bölümü. İdeal insan, mümin tipi. Bahsinde müstakillen ele almayı düşünüyorum. Biraz da belki beni kaydıran şey elimde olmayarak şu husus oldu. Ahlak-ı aliye ile mütekallik olmayan, alabildiğine hırçın, haşin bir insan, terbiyesiz bir insan bunları anlatmaya layık değildir. Ömrüm vefa ederse bana ait mevzu olmayan o hususları anlatacağım. Fakat inşallah ömrüm vefa etmez, layık birisi gelir o anlatır. Ben de o vebalden kurtulurum. Münafıklık yapmam. Lillahi'l-Fatiha.